بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، فصلى الله على نبيه وآله وصحبه وسلم وبعد. Hocalar, muhterem kardeşlerim, hepinize hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Bu gece sizlerle birlikte bir hal muhasebesi yapacağız. Allah Teala'nın inayetiyle. İslam ümmetine baktığımız zaman ümmetin içerisinde daha özelde emir bil marufa, nehy-i anil münkere memur olanlara baktığımızda etkilememiz gerekirken etkilendiğimize tanık oluyoruz. Merkez çevreyi değiştirecekti ama çevre merkezi değiştiriyor. Fikri anlamda, kültürel manada bir irtidat yaşıyoruz. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak ümmetin zemini kaydığı zaman, insanlığın zemini kaydığı zaman يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَعْمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ د۪ينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ آيَةً. O irtidat zamanlarında, o zor iklimlerde, o mezalik-i akdamda hep beklenen bir nesil olmuştur, bir kuşak olmuştur. Sanki bizler de o atlıları bekliyoruz, o süvarileri bekliyoruz. Ama Cenab-ı Hak bizi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a halife olma makamına tayin etti. Ona vekil olma gibi ulvi bir şerefle teşrif etti. Belki de sizler onlarsınız. Yani Kur'an-ı Hakim'in irtidat zamanlarında doğacak ümmeti ve insanlığı onların önünü aydınlatacak, hal çaresini onlara gösterecek insanlar sizlersiniz. O halde belki kendimizi keşfetme problemi yaşıyoruz. Çevreye merhamet nazarlarıyla, kurtuluş nazarlarıyla bakma yerine şunu öğrenmemiz gerekir ki çevre bizi bekliyor, merkezdeyiz biz, minberdesiniz, kürsüdesiniz. Olduğunuz yerden etrafınıza, çevrenize kanatlanmanız gerekiyor. Zaten vazifemiz de bunu bizden bekliyor Allah Resulü Aleyhisselam. Onun umudu bize bunu miras olarak bıraktı. Bu noktadaki memuriyetimizi nasıl anlamlandırabiliriz? İşte bu gece bunu birlikte sizinle düşüneceğiz. İler İslam'ın min cedidin, yeniden İslam'a dönmek, yani ümmeti İslam'a dönüp batıya, batının kültürüne, moderniteye vesaireye teslim olan zavallılara sesimiz ne kadar çıkıyorsa, İsmail ya Mısır demek, dinle Mısır demek, dinle Suriye demek, dinle Pakistan demek, aramızdaki bütün sınırlar suni demek. Yani ümmeti İslam nerede varsa onlara nasıl ulaşabiliriz, nasıl konuşabiliriz, nasıl kucaklaşabiliriz? Bu noktada yeniden görev tanımlaması yapmak. Yani görev alanımızı sadece iman, ahlak ve ibadet mevzularının dışına çıkarmak. Allah Azze ve Celle İslam esasları içerisine neleri koyduysa, neler gündemişse onların tamamını omuzlayıp işte onlarla minberde, mihrapta, kürsüde Allah Resulü Aleyhisselam'a niyabet makamında vazifeyi ifade edilmek. Hani İslam ümmetine Allah Resulü Aleyhisselam geldikten sonra ebidâvel cahiliye, tekrar cahiliye düşünceleri kültürel anlamda, iktisadi manada yeniden onların değerlerine dönmek mi demek? Bu çağrıda bulunmak ve öne geçmek, imam olmak, önde olmak ve İslam ümmetiyle birlikte Allah Resulü Aleyhisselam'a vur ha, vur yürüyebilme azim ve kararlılığını kuşanmak. Şöyle baktığınız zaman İslam coğrafyasında o kahramanları her zamanda görürsünüz. Her zeminde o muazzez insanlara tanık olursunuz. Pakistan'da ne diyordur? Ulemada duyarsınız. Bir köy görürsünüz. İngilizler işgal edildiği zaman ulema oraya çekilmiş o köye. Orada Diyobendi medresesini görürsünüz. Kandehlevileri, Keşmirileri, Tanevileri görürsünüz. Allah Resulü Aleyhisselam'ın mirasını yeniden ihya eden büyük muhiyeleri görürsünüz.
yani Allah demenin yasak olduğu zamanlar bu millet nasıl tekrar Kur'an-ı Kerim'i okuyan insanlara kavuşabiliriz temennilerinde bulunduğunda bir dağ köyünde adı Aşık Kutlu'dur. Unzilel Kur'an-ı Alâ Sebati Ahrufin değil Kur'an-ı Kerim'i bir lehçesiyle, bir kıraatıyla okutmak, onu bütün kıraatleriyle o zamanda, bu zamanda bile okutmaya malikim diyen Allah Azze ve Celle'nin inna nahnu nezzelne zikre ve inna lehu lehafizun ayeti kerimesinin gereği olarak zuhur eden kahramanları görürsünüz. O halde hep dışarıdan bekleme yerine belki Allah Teala sizleri, bizleri bu büyük vazifeyi ifa etme ile memur kılmıştır ama kendimizden de haberimiz yok. Bir anlamda kendimizi keşfedelim bu gece. Şimdi kardeşlerim şöyle baktığınız zaman bu asırda bile İslam dünyasında o en azim hizmetleri yapanlar ki o alimleri, allameleri isimleriyle tadat ettiğinizde Mehmet Zahid Kotkuları, Sami Efendileri, Bediüzzamanları, Süleyman Hilmi Tunahanları, Ali Haydar Efendileri görürsünüz. Bunların ünvanları, kariyerleri yok. Hani belki hep kariyer peşinde koşarız. Düşünürüz belki bir yerde genel müdür olsak, birinci derecede amir olsak, idaremizde şunlar olsa şu kadar daha hizmet eder, ilahi kelimetullah noktasında daha muvaffak oluruz. Ama muvaffakiyete baktığımızda yani önde olanlar, yani ardına on binleri, yüz binleri katan insanların kariyerlerinin olmadığını görürüz. Yani o zaman irade olmalı, azim olmalı, kararlılık olmalı. O kararlılığa Rabbim yüz binlerce ihsanıyla mukabelede bulunacaktır. Şimdi İnsanlar hastalığını bilmiyorlarsa siz onlara yolunu bulacak, hastalıklarını anlatacaksınız, bunu telkin edeceksiniz. Hasta olduğunu öğrenecekler ki sizin onlara arz ettiğiniz reçeteyi kabul edecekler. Biz camide beklersek, onlar cumadan cumaya gelsinler, minberlerimiz, kürsülerimiz, onların emrine amade, işte gelen insanları görüyorsunuz. Yaşı bir noktaya gelenler geliyor. Yani kahrekseriyet itibariyle söylüyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam evine kapanıp ben Allah'ın peygamberiyim buraya gelirseniz size yer ve göklerin kurtarıcı haberini anlatırım. Böyle bir kabul içerisine girmediler. Çıktılar. Evlerine gittiler. Defalarca kovulmalarına rağmen gittiler. Yollarına dikenleri sermelerine rağmen gittiler. O evleri kovuldukları evlerin kapılarını defalarca, günlerce tıkladılar. Kulu la ilahe illallah tuflehu buyurdular. O halde bizler de bu toplumun içerisine yani ilel islami min cedidin, yeniden İslam diyerek, avdetul İslam diyerek, İslam'ın yeniden doğuşu, yeniden dönüşü diyerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın başladığı noktadan başlayarak ancak muvaffak olabiliriz, muktedir olabiliriz. Eğer insanlar gelmiyorlarsa biz onların ayağına gitmeliyiz. İslam'ı telkin etmeliyiz. Ulema-i İslam böyle yaptılar. Yani belki bir köye kapandılar. Toprağı ekiyorsunuz. Haftalarca tohumu ekiyorsunuz. Haftalarca toprağın altında kalıyor. Irak bir yerde. Sonra yeniden neşe ulema buluyor. Belki birçoğunuzu Cenab-ı Hak dağ başlarında istihdam etti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da şu kadar zaman Hira'da bulundular. Oradan Mekke'ye, oradan insanlığa yürüdüler. Sizler de belki uluç zamanındasınız. Gözlerden Irak'tasınız ama Allah Azze ve Celle size El-Ba'f-ı İslami. Olduğunuz mahallede İslam'ın diriliş gününü sizin için tayin etmiştir. İşte o gün zuhur edeceksiniz. Yani zifiri bir karanlık, insanlar ayaklarını bastığı yeri görmüyor. Siz öyle bir zamanda semada parlayan bir şimşek olacak, onlara kilometrelerce öteleri göstereceksiniz. Allah Resulü Aleyhisselam'ın ufuklarını göstereceksiniz. İslam'ın selametini göstereceksiniz. Esnafımıza baktığımız zaman, ulemaya baktığımız zaman, milletin ayağına gidenlere baktığımız zaman, onların hizmet meratibini şu başlıklar altında kısaca hülasa edebiliriz. Kendilerini öne çıkarmamışlar. Ümmet için
ihtiyaç neyse o noktada hizmette bulunmuşlar. Koruyucu makaleler yazmışlar. Onların akidelerini, ehl-i sünnet şuurlarının tasavvurlarını korumuşlar. Bir kısmı koruyucu yazılar yazmış, bir kısmı inşai yazılarla meşgul olmuş. Yani iktisadi anlamda, içtimai manada İslam'ın doktrinlerini tayin edip ümmeti kültürel irtidattan koruyabilmek, onların yolunu, ufkunu açma, İslam tasavvurunu modern zamanda onların zihin dünyasına, çarşılarına, pazarlarına taşıyabilmek. Yani onlar dünya kültürlerine, çevrelerine bakarken خُدْ مَا سَفَا وَدَعْ مَا كَدُرْ Yani onlar kedir filahmayecur. Yani karşı tarafta o medeniyetlere bakarken doğrularını almışlar, yanlışlarını bırakmışlar. İslam öze taliptir, posayı geri iade eder. Ama bunu yaparken hep İslam demişler. İslam hiçbir anlayışın, hiçbir düşüncenin yedek parçası olarak görmemişler. Hep merkezde Kur'an-ı Hakim olmuş, Allah Resulü olmuş, müştehit imamlar olmuş. İslami anlayışını, İslami tasavvurlarını bu çerçevede inşa ve ihya etmişler. Peki bunu yaparken, yeni İslam tasavvurunu inşa ederken, hani önümüzde bir ehram var, İslam mehramı, o tepetaklağa konmuş. Siz yeniden onu ayakları üzerine bina edeceksiniz, inşa edeceksiniz. Gazali Gazali'nin olduğu yerde duracak. İmam Rabbani Hazretleri kendi makamında konuşacak. Bu ümmet sefilleri değil, sefalet içerisinde olanları değil, Allah Resulü Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Hakim'le, Sünnet-i Seniyye ile yükselttiği İslam'ın ilim, fikir ehramı içerisinde. Onun basamaklarında Gazalileri, Razileri, İmam Rabbani'leri, Mevlana'ları yeniden dinleyecek. Eğer biz bunları dinletebilirsek, yani sizler belki serseri kuşlar gibi, bizler serseri kuşlar gibi, Anadolu semalarında kanat vururken ağızlarımızda taşıdığımız tohumları bozkırlara bırakırsak, o bozkırlarda belki yıllar sonra sizin ağzınızdan hakikat-ı Muhammediye'yi alanlar, hakikat-ı imaniyenin zevkine tadanlar 20 yıl sonra belki o köye öğretmen olarak dönecekler. Belki bir şehirde hakim olacaklar, belki bir yerde kaymakam olacaklar, doktor olacaklar. Ama İslam'ı sadece ve sadece sizden alacaklar. Yani o köyleri sadece sizler yaşatacaksınız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam en sahih anlamda manada sadece sizin yolunuzla tanıyacaklar. Ya da en sahihini sizin vasıtanızla alacaklar. O halde bu noktada durmalı, varlığımızı yeniden okumalıyız. 120 bin kişiyle bizler neler yapıyoruz, neler yapabiliriz? Hani sahabe-i kirama bakıyorsunuz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye teşrif ediyorlar, Medine'yi teşrif ediyorlar. Ashab-ı kiramı sayıyorlar, 1500 kişi var. O 1500 kişiye hedefler tayin ediyorlar. Allah Resulü Aleyhisselam ahireti iftihar ediyor, o 1500 kişi Efendimizin dosta ulaşmasından 25 yıl sonra İslam'ı Endonezya'ya taşıyorlar. Buradan Mağrib'e götürüyorlar, Afrika'da. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri İstanbul'a geliyor. O halde el-ibra bil-kime leyse bil-ibra bil-kame. Hakikat kıymettedir, kamette değildir, sayıda değildir. Bugün sayımız 1,5 milyara ulaşmış. 1500 kişiyle Allah Resulü'nün yaptığını yapamıyoruz. Yani 1,5 milyarla eziliyoruz. 1,5 milyarla modernitenin karşısında kimliğimizi, imanımızı, irfanımızı ayağa kaldıramıyoruz. 120 bin kişiyle Allah Resulü Aleyhisselam'ın 1500'de yaptığını yapamıyoruz. O halde burada sayımızı bir tarafa koyup kıymetimizi yeniden değerlendirmeliyiz. Bu kıymeti Allah Resulü Aleyhisselam'ın ölçülerinde tekrar yeniden nasıl inşa edebiliriz? Peki, Efendimiz Aleyhisselam'a bakanlar hal dilinden daha ziyade etkilenmişler. O halde hal dilimizi, yani varlığımızı tekrar nasıl inşa edebiliriz? O noktada sizlerle birkaç hususu paylaşalım.
muhterem hocalarının müsaadeleriyle. Yani hizmet meratibimizde bütün varlığımızla Cenab-ı Hakk'a iltica etmeliyiz. Bu ilticamız bir dilencinin, bir zengin insanın eşiğine, kapısına kapanması gibi olmalı. Yani bu ilticamız İslam hukukunda hidaneden bahseder. Yani çocuklar küçük yaşta, 7 yaşına kadar annesinin yanında durmalılar. Erkek çocuklar 7'den sonra babalarına emanet edilirler. Kızlar ise balig olana kadar, buluğa yaklaşana kadar annelerinin yanında durur. Bu fıkıhtan bahseder, bu ahkamdan bahseder hidane. Hidane iki omuzun arasındaki annenin kucağını anlatır bize. Yani bununla şunu söyler İslam. Ağlayan bir yavru, ona ne dedi götürürseniz götürün, onun o ağlamasının önüne geçemezsiniz. Bütün bu acılarına annenin kucağı son verir. Belki şu makama ulaştınız, bu mevkiye gittiniz. Orada çektiğiniz acılarınız vardır, ızdıraplarınız vardır. Siz Kur'an-ı Hakim'e, Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetine öyle bakacaksınız ki, sizi hiçbir şey susturamayacak, sadece annenin kucağı, sadece Allah Resulü Aleyhisselam'ın iklimi. Hani Huneyn'de esirler alınır, İmam Buhari rivayet ediyor. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Huneyn'den alınan bütün köleleri emrederler, salarlar. Dünya tarihinde böyle bir köle hürriyeti olmamıştır. Mekke buna tanık olur. Allah Resulü Aleyhisselam'ın emriyle. Çocuklar, anneler birbirlerini arıyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashab-ı kiramla bu manzarayı seyrediyor. Sonra bir çocuk annesine koşar. Anne günlerce yavrusunu arıyor. Göğsünde sütü birikmiş, sütü taşıyor. Anne yavrusunu kucaklıyor, yavru annenin göğsünü. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu manzarayı anlamlandırırken buyuruyor ki, Cenab-ı Hakk'ın rahmeti şu annenin yavrusuna gösterdiği şefkatten vallahi daha ileri derecededir. Şimdi bizim Cenab-ı Hakk'a ilticamız, belki bir dağ başında onun davasına hizmet ediyoruz. Yani onun bunun kapısına gidip oradan merhamet dilenmek değil, hiçbir zaman bunu aklımıza getirmeyecek, hiçbir zaman buna tevessül etmeyecek. Zorlandığımız, daraldığımız zamanlar, yani ufkumuzda Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Hira'ya bakacak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hedeflerini, kendi hedeflerimiz kabul edecek. Yani Cenab-ı Hakk'ın rahmeti bir yavrunun annenin kucağına ulaştığı anda nasıl bütün sıkıntıların izale ediyor, imha ediyorsa, o rahmet-i ilahi, Kur'an-ı Hakim, gecenin bir yarısı abdest alıyorsunuz, kelam-ı kadimi açıyorsunuz, onu okuyorsunuz. Yani yavrunun annesine iltica etmesi gibi kelam-ı kadime iltica ediyorsunuz. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a baktığımız zaman hep bu ilticayı görürüz. O halde Allah Resulü Aleyhisselam'ın davasına talip olanlar, ona kendini memur, mecbur kabul eden davetçiler, imamlar, hatipler, vaizler, bütün meselede, daraldıkları zamanlarda, hafakanlar onları istila ettiği anda, Efendimiz gibi iltica etmeli. Aleyhisselatü Vesselam gibi. Taif'te taşlıyorlar, ayakları kan revan içerisinde, yürümek istiyor. Birkaç adım atıyor, yere giriyor, geliyorlar, koluna giriyorlar, yine kaldırıyorlar, yine ayaklarını hedef alıyorlar. Yine o ayakları taşlıyorlar Aleyhisselatü Vesselam'ın. O halde zor, vur havur yürüyüşleri var Aleyhisselam'ın. Ellerini kaldırıyor, Allahümme ileyke eşku, Allahümme eşku ileyke da'fi ve hevani inden nas. Tafiyetimi, halimi, biçareliğimi sana arz ediyorum Allah'ım. Sana sığınıyorum. Cenab-ı Hakk'a sığınabilmek. Hani Arafat'ta kel mustada'in, aç kalmış bir lokma ekmeğe muhtaç bir dilenci gibi ellerini öyle kaldırıyorlar. Enel mustagîsu enel mustecîr. O halde sana geldim enel bâisul fakîr.
O halde huzuruna yöneldim, ellerimi açtım Allah'ım diyor. Yani öyle yönelebilirsek, o zaman mezalik-i akdamda herkesin ayağının kaydığı yerde siz muhkem bir İslam anıtı olarak duracaksınız. Bir İslam abidesi olarak duracaksınız. Ayağa kayanlar sizin yanınızda, sizin ikliminizde selamet bulacaklar. Bakarsanız o zor iklimleri Allah Azze ve Celle o sıratta yani. Allah demenin gümreye tabi olduğu zamanlarda, yasak olduğu zamanlarda 5-6 tane kahramanla bu milletin imanını korumuştur. 5-6 allame çıkmıştır bu milletin önüne, Allah Resulü Aleyhisselam'ın iklimini göstermiştir. O halde bir, herkesin ayağının kaydığı yerde ayakta durabilme. İmam olarak Efendimiz Aleyhisselam'ın davasına talip olarak bu noktada kendimizi yeniden anlamlandırmalıyız. Muhterem kardeşlerim, ikinci özelliğimiz, hassasiyetimiz Allah Resulü Aleyhisselam'a bakarsak şu olmalıdır. Hepinizin çocukları var ya da çocukları olacak. Ama sizi göreve talip davet ettikleri zaman, yani Diyanet İşleri Başkanlığı size bir yerde görev emrettiği zaman, ona koşarken sizin hayatınızda sanki çocuklar yokmuş gibi koşma azim ve kararlılığı olacak. لَا يَسَعْذُنُكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Allah'a ve ahiret gününe iman edenlerin hayatında bahane olmaz. Bu ayetler Tebük için iniyor. Münafıklar Efendimiz Aleyhisselam'a geliyorlar, mazeretlerini arz ediyorlar. Ama Allah'a ve Resulüne iman edenler, onlar Ebu Zer gibi binmeye sağlam bir merkepleri olmasa da, bazen onlar merkebi, bazen merkep onları taşısa, çekse de, Allah Resulü Aleyhisselam'ın yolunda, onun ardında o çölde vur habur yürüyecekler. لَا يَسْتَعْذِنُكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Kim özür beyan eder? Yani اِنَّمَا يَسْتَعْذِنُكَ الَّذ۪ينَ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Yani yapamıyorum hocam. Ben bir dağ köyündeyim. 3 tane ev var, 4 tane ev var. Ben nasıl yapabilirim ki? Ben şehir camiinde, ben kasabada, ben şu kadar insana hitap eden bir imam değilim ki. Müslümanın hayatında, imam kardeşimin dünyasında böyle mazeret cümleleri olmayacak. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri neden o yaşında İstanbul'a gelsin ki? Bizim hayatımızda mazerete yer olmadığını gösterebilme adına gelmiştir. İlerleyen yaşında eğer ben yürüyebiliyorsam senin hayatına nasıl mazeret gelebilir? Eğer böyle olabilirse, büyük ruhu kuşanabilirsek, o zaman göreceksiniz ki hani innehum fityetun amenu, bir avuç Müslüman Ashab-ı Kehf'ten bahsediyor Kur'an-ı Hakim. Efendimiz Aleyhisselam'ın etrafında bir avuç Müslüman. İnnehum fityetun amenu ve rabatna ala kulubihim iz kamu fekalu rabbuna rabbus semavati vel arz. Bir dünya karşısında üzerlerinde zulüm ya, zulüm yağıyor Asuman'da. Yok edecekler hepsini. Bir avuç olmalarına bakmıyorlar. Belki Uhud'a yürürken ashab-ı kiramın cennetin kokusunu soluklaması gibi, onu hissetmeleri gibi ayağa kalkıyorlar, imanlarını ilan ediyorlar, onu haykırıyorlar. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın etrafında bir avuç Müslüman. Onun için kâmete bakmayacak, kıymete bakacaksınız. Eğer kıymetinizi doğru bir şekilde anlamlandırabilirsek, o zaman Kur'an-ı Hakim'in ikinci ayeti bize diyecek ki bu hususta. Elif lam mim. Ehasibe nnasu en yutraku en yekulu amennâ ve hum lâ yuftenûn. Yani siz diye direkt olarak bir dairede görevlendirilecek, şehir camilerine gelecek, oralarda konuşacak, altınızda araba olacak, eliniz sıcak sudan soğuk suya değmeyecek, öyle görev yapmaya talip oluyorsanız, bunları arıyor, bunlar için vesileler araştırıyorsanız, o zaman sizler innehu fityetun amenu, Kur'an-ı Hakim'in anlattığı o bir avuç insan olamazsınız. Bu mete, bu senaya nail de olamazsınız.
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına Habbab bin Eret geliyor. Ateş atmışlar. Demir dükkanına gelmişler. Ummu Emmar'ın kölesi Habbab bin Eret'i yanan vücuduyla Efendimiz Aleyhisselam'a geliyor. Aleyhisselatü Vesselam Kabe'de, metafta ellerini kaldırmış dua ediyor. Ela ted'u lena ya Resulallah. Bizim için de dua etsiniz. Artık tahammül edemiyoruz ya Resulallah bu acılara dediğimde Efendimiz Aleyhisselam onları teselli etme makamında buyuruyorlar ki sizden önce nice kahramanlar vardı. Onlar da sizin gibiydiler. Bir avuçtular. Hendekler açtılar, kuyular açtılar. Onları kuyulara koydular. Demir taraklarla başlarını ikiye böldüler. Ama yine la ilahe illallah dediler. İmanlarında zerre kadar bir sarsın olmadı. Bir avuç insan ve o bir avuç insan Allah Resulü Aleyhisselam'ın ikliminde yürüyor. Bütün belalara rağmen yürüyor. Sıkıntılar üzerine geliyor. Annesi arıyor, diyor ki oğlum hastayım. Kimseler beni doktora götürmüyor. Belki çocuğum onunla ona dair sıkıntıları var. Karı şu kadar. Şehre inemiyor. Arabası belki yok. Belki gidemiyor. 40 kilometre bir dağ başında. Kelam-ı Kadim ona bu ayetleri okuyor. Elif lam mim hasiben nas en yutraku en yekulu amennâ ve hum lâ yuftenûn. İkide çocuğunuz ağlıyor yani. Ateşi 39'a gelmiş. Bu acıların içerisinde siz öteye geriye koşarken o zaman şu ayeti dinliyorsunuz. Ma sadakallahu hâdâ mâ va'adanallahu ve rasûluhu ve sadakallahu ve rasûluhu. Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği bunlar. Bu gulyabani mevzilerinden geçmeden, bu acıları tatmadan cennete ve cemale ulaşamayacaksınız. Sadakallahu ve Resulü. Allah doğru söyledi, peygamber de doğru söyledi. Ve sonra yürüyüşünüze devam ediyorsunuz. Allah iman edenle etmeyeni, yarım yamalak Müslümanla hakiki Müslümanı, marka müminiyle kahramanı, büyük bahtiyarları birbirinden ayırıyor. Bütün bu yolda, bütün bu azim yolda sonra اَلَّذ۪ينَ اِمْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَتَهُوا الزَّكَاةَ وَاَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ. Allah size imkanlar nasip ediyor. Bir yerde müftü oluyorsunuz. Bir yerde valisiniz. Şehrin en büyük camisindesiniz. اَقَامُوا الصَّلَاةَ namazı ikame ediyorsunuz. وَاَتَهُوا الزَّكَاةَ وَاَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ bütün zamanlarda, bütün mekanlarda İyi emrediyor, kötüden uzaklaştırıyorsunuz. Kur'an, her yer çatlamış, toprak, rahmete hasret. Siz Muhammed'i bir yağmur olarak şehre boşalıyorsunuz. Sizin adınız Musab bin Umeyr, Mekke müşrik, Medine müşrik. Allah Resulü Aleyhisselam sizin Medine'ye gönderiyor. Bir delikanlısınız. Arkada annenizi, arkada yarınızı bırakıyorsunuz. Medine'desiniz. Allah Resulü'nü ağlatacaksınız. Üzerinizde yamalı elbiseler var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o muazzez kahramanı gördü bunda. Ben bunu diyor anne ve babasının arasında yürürken hatırlıyorum. Üzerinde en kaliteli elbiseler vardı. En güzel gıdaları yerdi. Ama şimdi açlıktan yürüyemiyor. Üzerindeki yamaları sayamıyorum. Feda'a hubbullahi ve rasulih. Allah ve Resulüne muhabbet onu ne hallere getirdi. İman sizi deli yapıyor, iman sizi divane yapıyor. Deli ve divane olursanız eğer, o zaman Medine'desiniz. Allah Resulünün memurusunuz, Es'ad bin Zürare'nin evinde 20 kişi, 40 kişi gelecek, kafir olarak yanınıza girecek, Müslüman olarak çıkacaklar. Allah Resulü Aleyhisselam'a şehri hazırlayacaksınız. Medine'yi hazırlayacaksınız. Yağmur olacak, rahmet olacak, yüreklere yağacaksınız, yüreklere boşalacaksınız. O zaman el ilel İslam'ı min cedidin, yeniden İslam'a dönmek, avdetül İslam demek, yeniden Allah Resulü dönsün demek, yeniden saadet asrı demek. Onun için çok kolay. Evinizi Erkam bin Ebi Erkam evi yapacaksınız. İnsanlar sizin evinize gelecekler.
Onlardan hediye almayacak, sizler onlara hediyeler takdim edeceksiniz. Hastalığını bilmeyenler size muhalifseler, siz onlara gideceksiniz, bir türlü hasta olduklarını ihsas ettireceksiniz, kırmadan, dökmeden. Onların ayaklarına gideceksiniz Allah Resulü Aleyhisselam gibi. Kardeşlerim, bütün bunları yaparken söylediklerimizi önce bizler yaşayacak. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini önce kendi evimize, kendi idaremizdeki insanlara tatbik edecek, ardından davet edecek. Yani hal dilimizle konuşacak. Yani bizler eğer sadece farz namazları kılıyorsak, insanlara nafile namazları kıldıramayız. Eğer insanların, davetçilerin İslamcılık hastalığında olduğu gibi sadece anlatmakla kendilerini mükellef kabul ediyorlar, yaşamıyorlarsa, o zaman farzlar onların hayatında yoksa bu millet farzları da yaşayamayacak. Yani milletin rabıtasını sizler tesis edeceksiniz. Siz ne kadar Allah Resulü'ne ittiba ettiyseniz, biz ne kadar bağlandıysak, bu millet bizim bağlandığımız kadar Allah Resulü'ne ittiba edecek. Herkesin kaydığı yerde sizler de kayarsanız, onların izlediği televizyon programlarını, fitneyi yayan tiyatroları, eserleri eğer bizler de izlersek, o zaman mezalete aktamla bizler yuvarlanıyorsak milleti ayakta olmaya davet edemeyiz. Kürsüde, minberde, mihrapta söylediğimiz her şey, bütün çağrılarımız, bütün tebliğlerimiz hepsi ayakta ve askıda kalacaktı. Hiçbir mahalline masuf kelam olmayacaktı. Ayakta kalma. Ve acılarımızı, iniltilerimizi, ızdıraplarımızı bir dağ başında olmayı, insanların yanında ızdırap mevzuu yapmama, kahramanlar ağlayacaklar ama bütün acılarını sadece kendi yüreklerinde arz edecekler. Yakup olacaklar. İnnemâ eşkû bessî ve huznî ilallah. Ayarın içerisine girip çarşı pazarda, sokaklarda Yusuf'umu kaybettim diye ağlamayacaklar. Seccadelerinin üzerinde, etrafından, çevreden gelen bütün acılara rağmen müstakim bir halde yürürken bütün dertlerimizi sadece Allah Azze ve Celle'ye arz edecek bir imana sahip olabilmek. Şimdi Isparta'ya gitmiştim geçen sene. O dağa çıktım. Dedim ki pazar günü gelip burada tefsir dersimiz vardı. Tefsir dersimizin bir tanesi mukaddimesinde de var. Onu bakabilirsiniz internette. Yanında Nesefi var, Fizilal var, Beyzavi var. Onları orada mutala edeyim diye. Hem de Bediüzzaman Hazretleri'nin kaldığı o dağa çıktım. Ya orada baktım, karşımda büyük bir göl. Belki yok olsun diye o dağ başına koymuşlar. Ama Allah Azze ve Celle öyle murad etmiş. Orada olacak ve sonra olmaya davet edecek. Onun için nerede olursanız olun, varlığınızı anlamdırın, anlamlandırın, kimseye küsmeyin, kimseye darılmayın. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o dağ başına bizzat kendisi çıkmışlar. O dağ başında belki olmasaydı Bediüzzaman, Allah Azze ve Celle bu büyük hizmetleri ona nasip etmeyecek. Süleyman Hilmi Tuğahanlar, Ali Haydar Efendiler, Esat Erbililer, Abdülhakim Arvasi Hazretleri, hep onlarda bir çekilme var. Çekilmenin ardından Cenab-ı Hak o zifiri karanlıkta onlara büyük nurlar ihsan etmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın füyüzatına, bizlerin o füyüzata ulaşmasına vesile ve vasıta olmuşlar. Belki büyük kahraman olmanızın vesilesi olacak görev yerleriniz, doğru okuyabilme, insanların avamın içine inip de ağlamama. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hendek Muharebesi'nde, Hendek'i kazıyor sahabe-i kiram efendilerimiz radıyallahu anh'ın. Bir yere geliyorlar, karşılarında büyük bir taş var, aşamıyorlar, kıramıyorlar. Efendimiz Aleyhisselam'ı davet ediyorlar, geliyorlar, eline kazmayı alıp vuruyorlar. Kazmayı vururken Allah Resulü Aleyhisselam'ın karnında taşları görüyorlar. Üç günlük
bağlanan taşlar, mübarek ağzına tek lokma koymamışlar. Sahabe açlıklarını Efendimiz Aleyhisselam'a gelip izhar ettiğinde karnını açıp da taşlarını göstermiyorlar. Yani millet inlerken siz onlarla birlikte inlemiyorsunuz. Allah Resulü Aleyhisselam hem de girip inip de kazmayı vurduğu zaman işte o zaman görüyorlar Allah Resulü Aleyhisselam'ın açlıktan karnına taş bağladığını. Kahramanlar inleyecekler ama iniltilerini sadece yürekleri hissedecek, sadece yürekleri duyacaklar. İşte o zaman kahraman olacaksınız. İşte o zaman Allah Azze ve Celle sizi, bizi bu ümmetin önünde yeniden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın davasının varisleri olarak gösterecek. O zaman büyüyeceksiniz. O zaman abide olacaksınız. Mühendis olacaklar, öğretmen olacaklar, doktor olacaklar. Hep bir kahraman olarak, bir üsve-i hasene olarak işte o zaman hep size bakacaklar. Muhterem kardeşlerim, bizlerin, Allah Resulü Aleyhisselam'a teslim olanların, İslam davetçilerinin diğer bir özelliği, hep milletin içinde olmak, hep hayalimizde bir çiftçi gibi bir şeyler ekip karşılığını hasat edebilmek, münşi olabilmek, zari olabilmek, bu hayalleri kurabilmek, uykularımızı bunlar için feda edebilmek. Musa Aleyhisselam'a bakın, Kur'an-ı Hakim bize bütün bu kıssaları, hani hayatın önünde zorluklar bizi zaman zaman mevzi mevzi durdurduğu zaman peygamberlere bakmak, büyük ruhlu kahramanlara bakmak, hayatımızda onların hayatını rehber kabul edebilmek. Yani Musa Aleyhisselam alıyor onları, Kızıldeniz'den aşırıyor, karşıya getiriyor. Cenab-ı Hak emrediyor. Bu kadar mucizeden sonra Allah'ın rahmetini, o mucizeyi henüz daha yeni solukluyorlar. Musa Aleyhisselam git diyor onlara, şu kavimle birlikte muharebe edeceksiniz. Biz gidemeyiz diyorlar. Bu mevziyi terk edemeyiz diyorlar. Kalu ya Musa. Biz oraya giremeyiz ey Musa diyorlar. İzheb ente ve rabbuke fekatila inna hâhuna kâidûn. Sen ve Rabbin, sen ve Allah'ın yalnız başına git orada savaş diyorlar. Musa Aleyhisselam ne yapabilir ki? Fekâle Rabbi inni lâ emlikü illâ nefsî ve ahî fefkuk beynenâ ve beynel kavmil fâsıkîn. Ya Rab, bu kadar mucizeyi gördüler. Ama buna rağmen sen emrediyorsun. Senin rahmetin, nusretin, onlarla birlikte olacak, şimdi onların üzerine yürüyün diyorsun ama gelmiyorlar Allah'ım, yürümüyorlar Allah'ım. Benim de onların arasını ayır diye dua ediyor. قَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْاَرْضِ Ayırmıyor Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'la Beni İsrail arasında. Onu söyleyenler kişiliklerini kaybetmişler, yitirmişler. Firavun erkekliklerini almış onlardan, yani kahramanlık vasfını almış onlardan. Çocuklarını kaybetmişler. Artık kişilik diye bir şey yok. Korku nöbetlerine tutulmuşlar. Allah'ın rahmetini açıp mucizelerine rağmen peygamberin yürüme azimleri, kararlılıkları yok. Peki, ayırmıyor da Musa Aleyhisselam'ın duasına bu manada icabet etmiyor. 40 yıl onlar Tin Vadisi'nde yürüsünler. Akşamdan sabaha kadar, sabah olsun aynı yerde olduklarını görsünler, akşam olsun yine vur havur yürüsünler, 40 yıl geçsin, o nesil yok olsun, Allah Musa Aleyhisselam'ın sözlerine muhatap, yeni yürekler, yeni kahramanlar ona hediye edecek. 40 yıl yürüyüş, yeni bir nesli kazanmak için. Belki sohbete davet edeceksiniz, evinize çağıracaksınız. Bir defa gelmeyecek, iki defa gelmeyecek. Sen neler yapıyorsun diyecekler. Karşı çıkacaklar. 40 hafta değil, 40 ay değil. Belki 40 yıl yürüyeceksiniz yüreği çürüyenlerle. 40 yılın sonunda Allah size yeni bir nesil armağan edecek. Kur'an-ı Hakim hikaye kitabı değil. Nasıl üsve-i hasene olacak? Herkesin yıkıldığı yerde nasıl ayakta kalacak?
her şeyi yeniden imana, İslam'a nasıl tahvil edecek? Siz ne zannediyorsunuz o dağ başlarında, sizi ölsün diye bıraktıkları yerlerde, soğukta, zemheri gecelerinde, talebelerle sizlerin arasını ayırdıkları zamanlarda, imanla, İslam'la, Kur'an'la ayakta kalmayı, şu Kur'an-ı Hakim'den başka hangi muallim, Allah Resulü'nden başka hangi mürebbi size anlatabilir? Ne sizin ruhunuzu tahkim edebilir? Onun için Kur'an-ı Hakim'e bakarsak, Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetine, müştehit imamlara, Ebu Hanifelere, İmam Maliklere, İmam Şafilere, Hanbellere o zor zamanlarda onlar nasıl kendilerini feda ettiler, varlıklarını feda ettiler, bu davaya, İslam'a sahip çıktılar. Cenab-ı Hak bize bu noktada büyük muvaffakiyetler nasip edebilir. Ama önce kendimiz olmalıyız. Söylediklerimize kendimiz inanmalıyız. Şimdi varlığımıza bakalım. Allah Resulü Aleyhisselam'ın ashabının kıymetine bakalım, kâmetine bakalım, sayılarına bakalım. Bizim sayımız ve bizim kıymetimiz. Neler yapıyoruz? Neden yapamıyoruz? Niçin yapamıyoruz? Şimdi bu hususları, İslam davetçisinin özelliklerini bu çerçevede yeniden müzakere ettiğimiz zaman Cenab-ı Hak önümüzde yeni ufuklar açacaktır. Yeni yollar açacaktır. İzâ mâsudde bâbun fe innallâhe yeftahu elfe bâbin. Göreceksiniz. Bir kapının kapandığı yerde Cenab-ı Hak önünüze binlerce kapı açacak. Belki bütün her yer kapısız olacak. Yürüyeceksiniz, vur havur yürüyeceksiniz. Hani önünüzde dağlar var ama Sakarya olacaksınız. Öteye gideceksiniz, Belli'ye gideceksiniz ama yılmayacaksınız. Biliyorsunuz ki Karadeniz, Allah Resulü Aleyhisselam. Orada Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın kucağı sizi bekliyor. O kucağa dair aşkımız, imanımız ve irademiz varsa bütün zorluklara rağmen bu yabani mevzilerini aşacak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ulaşacağız inşallah. Peki oraya neyi götürmeliyiz Efendimiz Aleyhisselam'a? Şimdi bu geceyi bundan sonra Aşık Kutlu'ya gelen kardeşlerimizin varlıklarını yeniden anlamlandırmalı. Anlamlandırma gecesi yaparsak, bundan sonra buradan mezun olanların mezuniyet buluşmaları için bir gerekçe ihdas etme vesilesi kabul ederseniz, bu vesile çerçevesinde sizlere şunları hocalarımın da müsaadeleriyle arz edeyim. Şimdi dönelim görev yerlerimize. Kur'an-ı Hakim'in anlattığı ölçüler çerçevesinde. Şimdi kitaplarla yeni bir evrak tayin etsek kendimize. Bunların tafsilatını size Ahmet kardeşimiz, hocalarımız verecekler. Said Ramazan Buti'nin İslam akidesiyle alakalı yazdığı bir kitap var. Bunu tercüme de ettiler. Bu akide kitabı bizim el kitabımız olsun. El kitaplarımızdan biri olsun. Bunu okuyalım. Sonra akşamları evimizde gelen kardeşlerimize sohbette en ziyade istifade etmek için hani saadet aslını yeniden ihya edebilmek, ilel İslam'ın cediği yeniden İslam diyebilmek için onlar nasıl İslam'ı inşa ve ihya ettiler? Kandehlerinin hayatı sahabesi var. Sabahları camiye gidiyorsunuz. Sabah namazını kıldıktan sonra odanıza çekiliyorsunuz. Kuşluk vaktine kadar Kandehlevi'nin hayatı sahabesini okuyorsunuz. Her okuduğunuzu anlatmıyorsunuz. Eğer anlatırsanız hani Hazreti Ali radıyallahu anh buyuruyor ya, yani kellimun nâse ikaderu ukûlihim etuhibbûne en yukezzeballâhu ve rasûlû. İnsanlara anlayışını, idrakini, izanını dikkate alarak konuşunuz. Her şeyi söylerseniz bu durumda siz onların küfre, imansızlığa sürüklenmesi gibi bir arzuya sahip olabilir misiniz? Her okuduğunuzu anlatmayacaksınız. Her doğru her yerde söylenmez yani. Siz şimdi Hayat-ı Sahabe'den belki 2 saat, 3 saat okuyacaksınız, arayacaksınız orada. Akşam evinize gelenlere ne anlatabilirsiniz diye. İşaretleyeceksiniz, bir defa okuyacaksınız. Okuduğunuzu duvarlara anlatacaksınız.
Anlatacaksınız, ruhunuz dinleyecek. Sizin ruhunuz karşıda muhatap olsa acaba bu anlattığınızda etkilenir mi diye. Kendinizi etkileyene kadar anlatacaksınız. Anlatmadan, kendinizi etkilemeden huşuk vakti seccadeden kalkmayacaksınız. Sonra onu bırakacaksınız. Evinize geliyorsunuz, ailenize birliktesiniz. Belki öğleye kadar, öğleye yarım saat karana kadar tekrar camiye geliyorsunuz. Camide namazı kılıyorsunuz. Namazdan sonra ya Kurtubi'yi alıyorsunuz, bunu da tercüme ettiler, veya Elmalılı'yı alıyorsunuz. Kendinize bir kayıt ediyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de, orayı okuyorsunuz, tefsirinde burada. Anlamadığınız yerleri geçiyorsunuz, mutlaka anladığınız noktalar var. Sizin anlamadığınız yerleri cemaat da anlamaz, zaten bunlar cemaate mahrem. Geçeceksiniz, orada yıkılmayacaksınız, durmayacaksınız. Şimdi bu ruh, bir ruhla, yeni bir İslam tasavvuruyla bunları kardeşlerimize, cemaate nasıl anlatabiliriz? Burada da Fizilal-i Kur'an olacak Seyyid Kutubu. Aynı ayetleri buradan okuyorsunuz. Elmalılı'ya bakıyorsunuz, Kurtubi'ye bakıyorsunuz. Oradan alıyorsunuz alacaklarınızı, İslam tasavvurunu inşa etme noktasında Fizilal'e bakıyorsunuz. Ama hakem ne oluyor? Elmalılı. Hakeminiz kim olacak? Kurtulduğu olacak. İkisini mezz ediyorsunuz. Yine okuyorsunuz. Yine ruhunuzu anlatıyorsunuz. Sizi etkileyene kadar anlatıyorsunuz. Ve sonra ikindiyi kılıyorsunuz. Akşam namazını kılıyorsunuz. Akşamla yatsı arası gelen kardeşlerinize, cemaatinize anlatıyorsunuz. Belki iki kişi var. İki kişiye, 2000 kişiye anlatmanın heyecanıyla anlatıyorsunuz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ukaz'da, diğer panayırlarda böyle büyük kalabalıklara konuşmadılar. Teker teker konuştular. Bir kişiye, 1000 kişiye konuşmanın heyecanıyla hitap ettiler. O heyecanla hitap ediyorsun bir kişiye. Yaşına bakmadan, sınıfına bakmadan, işine bakmadan siz vazifenizi yapıyorsunuz. Vazifeniz Allah ve Resulü davasına insanları çağırmak, bunu anlatabilmek. Sonra yatsı evinize gidiyorsunuz. Bu camiyle alakalı hizmetimiz. Bir de evimizle alakalı hizmetimiz var. Haftada iki akşam evimize kardeşlerimizi davet ediyoruz. Allah Resulü Aleyhisselam'ın davet ettiği gibi. Ve bu davetimizle şunu yıkıyoruz. Tanzimattan bu tarafa bütün romanlarda, tiyatrolarda, sinemalarda işledikleri hoca tipleri var. Sürekli onlar davet beklerler, ziyafet beklerler. Böyle hocaları anlattılar, tahkir ettiler. Ama esnafımız böyle değil, sizler de böyle değilsiniz. Şimdi bunu bu millete gösterme zamanıdır. Evinize geliyorlar, hem onların ruhuna hem maddelerine ikram ediyorsunuz. Ve hizmetleri sizler yapıyorsunuz. Mahremiyeti mutlaka riayet ediyorsunuz. Kadınlar ayrı yerde, erkekler ayrı yerde. Allah Resulü Aleyhisselam'ın evinde yaptıkları gibi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yatsı namazını kılarlar, evine haber gönderirler, peygamber evinde Suffe ashabına ikram edecek neler var diye. Neler varsa, ne kadara yetecekse Suffe ashabından alıyorlar, evine götürüyorlar. Belki yemek evdekilere ağır gelebilir ama iki akşam, mutlaka iki akşam. Evdekilere ağır gelecekse çayı sizler yapıyorsunuz, kardeşlerinize sizler ikram ediyorsunuz. Neden iki akşam? Haftada bir akşam olursa yürekler kaybolur. Allah Azze ve Celle bizi camide 5 defa saf saf olmaya, yüreğimizi tahkim etmeye davet ediyor. O zaman haftada bir davet ederse anlattıklarımız o yüreklerde mahkes bulmayacaktır. 2 hafta davet ediyor. Haftada 2 defa davet ediyoruz. Birinde belki akaid sohbeti yapıyoruz. Ama birinde mutlaka siyer dersimiz var. Yine okuyoruz. Öğle ile ikindi arasını boş bırakmıştı. Bir saat okuyorsunuz. Öğle ile ikindi arasında siyer olarak Said Ramazan el-Buti'nin, yani şu an cihat noktasında problemi olan bir alim ama Ehl-i Sünnet akidesine bağlılığı olan bir alimdir. Cenab-ı Hak ona da hepimize de istikamet üzere hizmetler nasip etsin. Buti'nin fıkıh siresini okuyorsunuz.
Yine oralardan kendinize dersler ediniyorsunuz. Yine kendinizi anlatıyorsunuz. Kendinizi etkilediyseniz akşam gelecekleri etkileyeceksiniz. Evinize gelenleri o anlattıklarınızla etkileyeceksiniz. Bu kitapları belirliyorsunuz. Tabii bunun yanında daha özel kitaplar hocalarımla birlikte sizlere anlatma gayreti içerisinde olacak. Zaten sizlerin de bu noktada kendi ihtiyarlarınız var. Onları seçecek, okuyacaksınız. Ama bunlarla bir İslam tasavvuru, iman tasavvuru oluşturacak. Hepimiz için, Ehl-i Sünnet dairesi. Şimdi bu cemaatle alakalı hizmetimiz. İkinci ve önemli hizmetimiz ise belki camide bu sohbetleri yapacak ev sohbetlerimiz. Ev sohbetlerimiz haftada iki akşam olacaksa bunları bir ilçede görevliyse, bir ilde görevliyse, ilçe ya da ilde İmam Hatip varsa önce İmam Hatip'e gidiyoruz. Allah Resulü Aleyhisselam'ın Ukaz'da beklediği gibi bekliyorsunuz kapılarda. Bir hafta bekliyorsunuz, iki hafta bekliyorsunuz. Beklerken Allah Resulü Aleyhisselam'ı düşünün. Hani Mekke'ye geliyorlar. Hac için geliyorlar, ticaret için geliyorlar. Gelenlere diyorlar ki Mekke'de birisi var. İnnehu sahirun, innehu kâzibun. Yalancı, sahir diyorlar. Sakın ha onunla görüşmeyin diyorlar. Sizin için kimse böyle bir şey söylemiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu dezenformasyon ikliminde bekliyorlar. Uzaklaşıyorlar veballar gibi. Ama yine birisi bulabilir miyim diye bekliyor. Hani hacca geliyor Medine'liler. Efendimiz her birini İslam'a anlatmış. Hepsi reddetmişler. İbn-i Şam yerinde anlatıyor. En son Hazreti Şem 7 kişi kalıyor. Onlar da tıraş oluyorlar. Tıraş olup ihramdan çıkıp gidecekler. 7 kişi kalmış. Bütün hacılar ayrılmışlar. Efendimiz Aleyhisselam bir umutla onlara gidiyor. O 7 kişi kabul ediyorlar. O 7 kişi Medine'ye İslam'ı taşıyorlar. Yani olamadı, bulamadın mazeret yok. لَا يَسَئِذُوا كَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Allah'a ve ahirete iman edin hayatında mazeret yok kardeşim. Doktorlar, öğretmenler, mühendisler İslam'ı sizden öğrenecekler. Bu milletin münşisi de, muhisi de, Peygamber Aleyhisselam'la arasındaki rabıtalar sizler olacaksınız. O halde şimdi orada bekleyeceksiniz. Bir kış gününde, yaz gününde beklerken kimse sizinle evinizde çay sohbetine davetinizi kabul etmezken hep Efendimiz'i hayal edeceksiniz Aleyhisselatü Vesselam. Bir kişi bulabilir miyim diye. O bir kişiyi buldunuz, alacaksınız, arabanızda tutacaksınız olmazsa evinize götüreceksiniz. O akşam imkan varsa misafir edeceksiniz. Olmazsa gündüz cumartesi getireceksiniz. Çay ikram edeceksiniz, onu anlatacaksınız. Bir ay sonra o bir kişi yanına bir kişi daha bulacaktır. Sonra belki 4 ay 2 kişiyle İmam Hatip yoksa liseye gideceksiniz. İlk öğretime gideceksiniz. Ama bunlar mutlaka erkekler olacak. Onları bulacaksınız. Onları anlatacaksınız. 2 kişi 3 kişi Allah'ı, Resulünü, Efendimiz'i, onun davasını, onun davetini anlatacaksınız. Hemhal olacaksınız. Kardeş olacak. Onların dertleriyle ilgilenecek. Hep siz konuşmayacak. Zaman zaman onları konuşturacak. Zaman zaman imkanınız nispetinde onların derdine, sıkıntısına çare olabilmenin gayret ve azmi içerisinde olacaksınız. Şimdi bu 4 ay devam edecek. 4 ay sonra bunları kabul eden kardeşlerimizle bu noktada birlikte yürüme karar ve azimliğinde olan kardeşlerim ki hepiniz yani diyanetin hizmetini, caminin hizmetini, evimizin hizmetini, evimizin bir medrese, bir cami olması noktasındaki himmetini daha ileri noktada götürebilme azim ve kararlılığında 4 ay sonra burada yine birlikte oluyor. 4 ay sonra. 4 ay sonra geliyorsunuz buraya bütün kardeşlerim. Ahmet Hocam, Murat Hocam, Zeynep Hocam. Buraya geliyorsunuz, 4 ay sonra hal muhasebesi yapmıyoruz. Ne yaptınız, ne kadar yaptınız? Niçin yapamadık? Yapanlar nasıl yaptılar, nasıl muvaffak oldular?
mutlaka hepiniz yapacaksınız. Ashab-ı kiramın içerisinde 17 tane müştehit var. 17 müştehitle Efendimiz Aleyhisselam'dan 25 yıl sonra İslam'ı Endonezya'ya götürdüler. Allame değildi onlar. Ruhlarıyla, imanlarıyla, aşklarıyla, kararlılıklarıyla yürüdüler. Yaşlılıklarını, hastalıklarını, dert ve sıkıntı mazeret yapmadan yürüdüler. İşte Ebu Ayyub el-Ensari, yorulduğunuz zaman bu olmuyor dediği zaman İstanbul'a dönün, İstanbul ufuklarında Ebu Ayyub el-Ensari Hazretleri'nin o kahraman ruhunu seyredin. O zaman önümüzdeki bütün kederler, bulutlar dağılacak Allah'ın inayetiyle. 4 ay sonra buraya geliyorsunuz. Hal muhasebesi yapıyoruz. Diyanetin hizmetini, varlığımızı daha etkin hale nasıl getirebiliriz? Yani bu noktada çevrenizdeki imam kardeşlerimizi, onları davet ediyorsunuz. Daha aktif nasıl olabiliriz? Yani varlığımızı nasıl ifade ederiz? Ölüm ya bugün ya yarın gelecek. Allah Resulü Aleyhisselam'la hepimiz ahirette karşılaşacak. Peki ona nelerle götürebiliriz? Bu tefekkür ve kararlılıkla bu yolda yürümeyi Cenab-ı Hak hepimize nasip etsin. 4 ay sonraki Aşık Kutlu mezunları buluşmasına sizi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunda kesbedeceğiniz büyük hediyelerle davet ediyoruz. Sizi onlarla bekliyoruz. Bu noktada şimdi Çorum, Amasya, Tokat mesela. Buradan gelen kardeşlerimiz Ahmet Hocam'a adlarını yazdırıyorlar. Kim bunları kabul ediyorsa, işte Ordu, Trabzon vesaire illerde olanlar mesela adlarını Murat Hocam'a yazıyorlar. Başka illerde olan Zeynel Hocam, Ahmet kardeşime yazıyorlar. Onlarla internet ortamından da birlikte oluyoruz. Sıkıntıları, dertleri nedir diye. Neler yapabiliriz? Davet yolunda önümüze çıkan sıkıntılar nasıl aşabiliriz? İşte internet ortamında işte yani yazılar, çiziler, belki işte konuşmalar, hocalarımızın bizlerin acizane onlardan belki sohbetlerinize istifade nasıl yapabiliriz? Onları yazılara aktarıp da sizlerin hizmetine sunabilir miyiz? Bu noktada bilgimizi, irfanımızı sizlerle birlikte paylaşacak. Sizler kazanımlarınızı bizlere aktaracak. Bizler onlardan istifade edecek. Bu noktada 4 ay sonraki mezunlar buluşmasına sizleri bu kararlılıkla bekliyoruz inşallah. Bu emaneti sizlere arz ediyoruz. Kabul buyurmanızı da istirham ediyoruz. Şimdi bu beklentiler ve temennilerle ben önce sözü Ahmet Hocam'a bırakıyorum.